parçada geçen kurak bir tarla sözüyle günümüz edebiyat dünyası ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metinde bir soru var ve ona verilmiş cevapta ise kurak bir tarla ifadesi geçmektedir. Soruya bakalım önce. Edebiyat dünyasına eserleriyle katkıda bulunmuş ve kalıcılığı yakalamış yazarlarımız nedense genç yazarların azlığından ve verdikleri ürünlerin de pek parlak olmadığından yakınırlar. Sizce de durum gerçekten böyle midir? Bakalım nasıl cevap veriyor. 1997'den bu yana sürüyor bu tartışma. Herkes böyle kurak bir tarladan bahsetse de kurak bir tarla cevapta yer alıyor. Günümüzde birçok genç yazarın çok iyi eserlerinin yayınlandığına şahit oluyoruz diyor. Burada kurak bir tarla derken edebiyatımızın içinde bulunduğu durum anlatılmaktadır. Yani nitelikli, edebi yönden nitelikli eser veren sanatçıların, yazarların azlığı ifade edilmektedir. B seçeneğine baktığımızda edebi yönü güçlü eser veren çok az sayıda yazarın olduğu, evet kurak tarla derken bu kastedilmektedir. Cevap B seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Son yıllarda artan, gelişen, ilerleyen yeni teknoloji ve yazılım hizmetlerinin benimsenmesi diyebiliriz. Onun için ulaşılan ve eleştirilen bunları eleyebiliriz. Başta endüstri olmak üzere pek çok sektör için önem taşırken beraberinde bazı sorunları, zorlukları da getiriyor diyebiliriz. Onun için kolaylıkları olmaz. Yine kolaylıkları demiş E seçeneğinde. Bu da olmaz. Beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Ne gibi? Bunlardan biri yeni sistemleri mevcut sisteme entegre etmek, diğeri ise yeni sistemin güvenliğini sağlayabilmek. Cevap D seçeneği. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümleye baktığımızda suyun önemi ve günümüzdeki su yetersizliği anlatılmaktadır. İkinci cümlede ise 3 bölü 4'ü sularla kaplı olmasına rağmen yeryüzünde neden su yetersizliği yaşanıyor? Bunu kanıtlıyor, ispatlıyor sayısal verilerle. Çünkü büyük bir bölümü tuzlu su olduğu için Geri kalan kısmı ise tatlı suların %70'lik kısmı da buzullarda yer aldığı için geriye çok az tatlı su kalıyor. Onun için bir yetersizlik var. Bu ispatlanıyor. C seçeneğine baktığımızda birinci cümlede dile getirilen olumsuz durum. Yani yeryüzündeki su yetersizliği, insanlara yetmemesi. Sayısal verilerle ikinci cümlede kanıtlanmıştır. Doğru. Bu durum sayısal veriler kullanılarak neden yetersiz olduğu kanıtlanmıştır ikinci cümlede. Cevap C seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Metne baktığımızda birinci cümlede arkeolojide bütünlemenin tanımı veriliyor. İkinci cümlede ve üçüncü cümlede nasıl olması gerektiğine dair bilgiler yer alıyor. Beşinci cümlede ise Bütünlemenin amacı aslında en az müdahale ile yapının tarihi değerini sürdürebilir duruma getirmektir denilerek asıl amacı, ilk amacı ifade ediliyor. Fakat dördüncü cümleye baktığımızda, bütünlemenin farklı bir işlevinden bahsediliyor. Bazen bütünlemeler yapının yeniden işlev kazanmasına yardımcı olacak şekilde yapılabilmektedir. Yani ilk amacı nedir? Tarihi dokuyu korumak ve yıkılan, dökülen, çökmüş yerlerini onarmak. Fakat bazen ikinci bir amacı daha alıyor. Yeniden işlev kazanmasına yardımcı olmak. Fakat metnin tamamında ilk amaç anlatıldığı için dördüncü cümledeki bütünlemenin farklı bir yönü arkeolojide ele alınmış. Anlatımın akış, akışını bozmaktadır. Cevap C seçeneği. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangilerinden sonra kullanılan noktalama işaretinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Dergisindeki demiş, virgül kullanmış. Burada virgül kullanılmaz. Çünkü bu bir sıfat grubudur, sıfat tamlamasıdır. Bu tamlamalarda isim ile sıfat arasına herhangi bir noktalama işareti getirilemez. Genç kalemler dergisindeki yeni lisan makalesi sıfat tamlamasıdır virgül yanlış kullanılmış. Ömer Seyfettin demiş. Noktalı virgül getirmiş. Doğru. Çünkü Ömer Seyfettin'i ayırması gerekiyor. Ve bu cümlenin içerisinde virgül kullanılmış. Onun için bu özneden sonra ve açıklamadan önce noktalı virgül kullanılması doğru. Düşün, kültür ve edebiyat eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılmış. Doğru. Atılmıştır. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konulur. Doğru. Hicre ati encümeninde derken gelen eki ayırmasına gerek yok. Çünkü kurum, kurul, kuruluş isimlerine getirilen ekler kesmiş işaretiyle bu şekilde ayrılmaz. Burada bir yanlışlık söz konusu. 1 ve 5 cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Seçeneklere baktığımızda A seçeneği hariç diğerlerinde altı çizili kısımlar öncülde verilen iki cümlede geçmemektedir. Onun için bunlar doğru bir biçimde birleştirilmiş hali değildir. Fakat bulaşıcı olmayan hastalıklar günümüzde dünyadaki en yaygın hastalıklar grubu içerisinde ilk sırada yer almakta olup hücresel düzeyde oluşturduğu yük, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır ifadesi iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halidir. Cevap A seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Metne baktığımızda Kuzey Amerika'da yaşayan bozayıların yaşam tarzlarıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Mevsimlere göre değişik yaşam şekilleri var. Özellikle kış uykusunun zorluğundan bahsediliyor burada. İnsanların böyle bir durumu kaldıramayacağı anlatılıyor. Çünkü uzun süre uyuyorlar. İnsanlarda olsa çeşitli rahatsızlıklar oluşur deniliyor. Seçeneklere bakalım. İnsan metabolizması hayvanlara göre daha zayıf olduğu için insanların zor dönemlerde hastalanma riski her zaman daha yüksektir. Metinde insan metabolizması hayvanlara göre daha zayıftır ifadesi yer almamaktadır. Bunu söyleyemeyiz. Evet zor dönemlerde hastalanma risklerinin yüksekliği metnin sonunda ifade ediliyor. Kuzey Amerika boz ayılarının yaşam biçimleri mevsimlere göre değişkenlik göstermemektedir deniliyor. Tam tersi metinde mevsimlere göre değişkenlik gösterdiği anlatılmaktadır. Bazı hayvanların vücutları mesela Kuzey Amerika'da yaşayan boz ayılar gibi Yaşadıkları ortama uyum sağladığından mevsimlere coğrafyasına bu hayvanlar insanlara göre zor dönemleri daha rahat, rahat atlatırlar. Evet, metinde bu anlatılıyor. Bu sonuca ulaşabiliriz. Hayvanların vücutlarındaki değişimler insan vücudunda kendisini göstermediği için insan vücudu hastalıklar karşısında daha zayıf düşmektedir. Hayır, böyle bir şey anlatılmıyor metinde. Hayvanlar kış uykusunun zorluklarını daha rahat atlatmak için vücutlarına gerekli olan besinleri depo ederler. Evet, burada boz ayıların depolamalarından bahsediliyor ama sadece boz ayılardan bahsediliyor. Yoksa hayvanlar diye bir genelleme metinde yapılmıyor. Bunu da söyleyemeyiz. Cevap C seçeneği. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri eylemsi değildir? Bakalım. Değişimleri ne derken? Değişmek fiiline im yapım eki gelmiştir. Ayrıca diğerleri çekim ekidir. Yani burada fiilimsi eki yoktur. Onun için fiilimsi değildir. Yapmasıyla ma, maışmak isim fiil ekidir. Onun için bu bir fiilimsidir. Isınıp derken ıp, ip zarf fiil ekidir. Fiilimsidir. Süreli derken süre isim köküne li yapım eki gelmiştir. Burada sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil eki yoktur. Onun için fiilimsi değildir. Zayıflamasına derken zayıflamak fiiline mağışmak eklerinden ma gelmiştir. İsim fiildir. Fiilimsidir. 1 ve 4. Cevap E seçeneği. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metne baktığımızda bir sanat eserinin eleştirilmesinde, değerlendirilmesinde iyi kötü kavramlarının kişiden kişiye değiştiği anlatılmaktadır. Yani mesela içeriğini beğenebilirsiniz fakat üslubunu beğenmezsiniz ya da tam tersi içeriği kötüdür aslında. Çünkü toplumun kara deliklerini sıvamaya değil de yırtmaya, açmaya, görünür kılmaya çalışan her eser bence kötüdür. Fakat bir başkası bu eser için şu ifadeleri kullanabilir. Öyle bir üslup kullanmış ki ben hayran oldum. Şimdiye kadar okuduğum yazarlar halt etmiş. O zaman ne diye, ne diyebiliriz? Kötü ve iyi kavramı kişiden kişiye değişir. Bir eser değerlendirilirken öznel bir tutum sergilenir. Yani ifadeler görecelidir. D seçeneğine baktığımızda ise bir yazarın eserini eleştirirken kötü ya da iyi kavramlarını kullanmak iyi ya da kötü ifadelerinden ne anladığımızla ilgilidir. Onun için cevap D seçeneği. Bu parçada anlam akışını sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirilmelidir? Birinci cümlede bir saptama söz konusu. Nedir? Büyük veri çağında kullandığımız veya kullanma gereği duymadığımız birçok cihazın bizimle ilgili bilgiler toplaması deniliyor. Ve buradaki saptama 3. cümlede örneklendiriliyor. Dolayısıyla birden sonra 3 gelmelidir. Yine ikinci cümlede bir saptama söz konusu. Nedir? Birçok veri kaynağından toplanan bilgiler derlenerek sizinle ilgili tahminler yapılıyor. Peki nedir bu tahminler dediğimizde? Bunun örneği dördüncü cümlede ifade ediliyor. Dolayısıyla 2'den sonra 4 gelmelidir. Yani ikinci cümle ile üçüncü cümle yer değiştirmelidir. Cevap B seçeneği. Bu parçaya göre sözü edilen yazarın en etkileyici yönü aşağıdakilerden hangisidir? Metinde söz edilen yazar için bakın ne deniliyor? Kaleminin karşısında saygıyla eğilmek gerekir. Neden? Şimdi açıklayacak bunu. Aslında her bir pasajda yaşanan zorluğu ve hayatı demek ki içerik olarak hayat ve o hayatın içindeki zorluğu anlatıyor. Okurun zihnine fark edilemeyen bir gaz sızıntısı gibi sızdırıyor. Yani hissettirmeden okura veriyor ve sonra sağlam bir çivi gibi çakıyor. Tamam, hissettirmeden okura veriyor ama sonra da bir çivi gibi çakıyor derken işliyor mevzuyu. Bunu nasıl yapıyor? Dramatikleştirmeden dümdüz bir dille anlatıyor. Yani düz bir anlatımla üslubunu oluşturmuş. A seçeneğine baktığımızda en etkileyici yönü metinden hareketle ifade edilmiş. Ele aldığı olayları, dedik ya hayatı ve zorluğunu. Düz bir anlatımla, evet dümdüz bir dille. Okurun kalbine ve beynine hissettirmeden, yani nasıl? Sanki fark edilemeyen bir gaz sızıntısı gibi sızdırıyor hissettirmeden. Peki daha sonra ne yapıyor? İşliyor olması. Yani bir çivi gibi çakıyor olması. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Bakalım. Boratav özdeden sonra virgül kullanılabilir. Söz konusu öykünün kaynağı olarak genel bir ifade ile özellikle belirtilmek istenen söz grubu burada tırnak içinde yazılmış. Doğru ve eş görevli sözcükler arasında virgül konulmuş. Yani birinci cümlede herhangi bir noktalama yanlışı yok. İkinci cümleye bakalım. Bora Tavın derken özel isme gelen ek bu şekilde ayrılır. Doğru. Söz edilen kitabı derken vurgulanmak istenen ögeden sonra virgül kullanılır. Doğru. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta. Yani ikinci cümlede de herhangi bir noktalama yanlışı yok. Kurumuş ağaçlar derken gelenek ayrılır çünkü özel isimdir. Yine vurgulanmak istenen ögeden sonra virgül kullanılabilir. Fakat üçüncü cümlede vererek yani zarf fiil ifadesinden sonra virgül kullanmış. Bu yanlış kullanılmaz zarf fiilden sonra virgül. Onun için üçüncü cümlede bir yanlışlık söz konusu. Diğerlerine baktığımızda alıntı cümleden önce iki nokta kullanılır. Doğru. Alıntı cümle tırnak içinde gösterilir. Onun için doğru. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konulur. Doğru. Yine vurgulanmak istenen ögeden sonra virgül kullanılır. Yani dördüncü ve beşinci cümlelerde de Herhangi bir noktalama yanlışı yok. Cevap C seçeneği. Bu parçadan Antarktika'nın bitki örtüsü ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri çıkarılamaz? Bakalım. Yaz mevsiminin soğuk geçmesi bitkilerin yetişmesini engellemektedir. Metinde bu ifade ediliyor. Aşırı soğuk, kuvvetli rüzgarlar ve kuraklık bazen yaz aylarında bile büyümeyi engeller denilmektedir. Onun için doğru. Yağışların olmaması bitkiler için gerekli olan suyun sağlanamamasına neden olmaktadır. Metinde bu da ifade ediliyor. Bitkilerin büyüyebilmesi için suya ihtiyaçları vardır. Fakat Antarktika'nın çok büyük bölümü yağış almaz. Bitkiler suyu sadece kar ve buz eridiğinde kullanabilir. Onun için doğru. Kış mevsiminde gecelerin uzun olması bitkilerin fotosentez yapmasına engel olmaktadır. İlk cümlelerde bu anlatılıyor. Soğuk çöl iklimi kışın uzun süren karanlık yani gecelerin uzun sürmesi bitki fotosentezi için elverişli değildir. Doğru. Soğuk iklimlerde yaşamaya elverişli bitkiler burada var olsa da bunlar yeterince korunamamaktadır. Metnin sonunda bu iklimde yetişen bitkiler anlatılmış ama bunlar korunamamaktadır ifadesi yer almıyor. Onun için bunu söyleyemeyiz. Hangisi çıkarılamaz diyor? Yalnız 4. Cevap B seçeneği. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. 18 Ocak 1837'de tarih bu şekilde yazılır eğer belirli bir zamanı belirtiyorsa. Ay büyük harfle başlar. Gelenekte bu şekilde ayrılır. Onun için doğru. Dünya çapında birinci sınıf bir bilgin derken herhangi özel bir isim olmadığı için küçük harflerle yazılır. Onun için doğru. Türk filolojisinin derken Türk özeldir. Büyük harfle yazılır. Fakat filolojisinin derken büyük harfle yazmaya ve geleneki e ayırmaya gerek yok. Özel değildir. Onun için burada bir yanlışlık söz konusu. Yurt dışı ayrı yazılır çünkü dış, iç ve sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bu şekilde ayrı yazılır. SSCB'deki kısaltmaya göre gelmiş ek. Onun için doğru. Cevap C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün türü ayraç içinde yanlış verilmiştir? Bakalım dilinden dolayı den dolayı edattır. Doğru. Sınırlı sayfalar. Nasıl sayfalar? Sınırlı sayfalar. Burada sınırlı niteleme sıfatıdır. Doğru. Bilinçli olarak anlatılmalıdır. Nasıl anlatılmalıdır? Bilinçli olarak anlatılmalıdır. Burada durum zarfıdır. Ayrıca arak, erek zarf fiildeki kullanılmıştır. Zarf denilmiş. Doğru. E seçeneğine bakalım. Kalıp hem iyilik eki almış hem de bulunma hal eki almış. İsim denilmiş. Evet, bir isimdir. Doğru. Burada ile bağlaç olarak kullanılmamıştır. İleyi kaldırıp yerine V getiremiyoruz. Edat olarak kullanılmıştır. Onun için yanlış. Cevap D seçeneği. parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünü sağlanmış olur. Birinci cümleye baktığımızda bir genelleme var ve kazanılması gereken yeni becerilerden bahsediliyor. İkinci cümle ile birinci cümle arasında bu beceriler ifadesi bağ kurmaktadır. Peki nedir bu beceriler? Bir tanesi burada ifade ediliyor. Robotik kodlama. Soruda verilen cümlede ise robotik kodlama eğitimi ile ilgili bilgi verilmektedir. Yani ikinci cümleden sonra soru kökündeki cümle getirilmelidir. Çünkü ikinci cümlede robotik kodlama eğitim ifadesi yer almaktadır. Ve soru kökündeki cümlede ise bu açıklanmaktadır. 2'den sonra getirilmelidir. Cevap B seçeneği. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. İsim hal eki almış sıfat fiil var. Baktığımızda sözcüğüne dık dik sıfat fiil eki gelmiştir. Sıfat fiil fiilimsi olmuştur. Da d ise bulunma hal ekidir. Onun için doğru. Birleşik yapılı eylem yol açmak birleşik fiildir. Doğru. Yapım ekinin çekim ekinden önce geldiği sözcük vardır. Mesela başarılarımızın derken başarmak fiil köküdür. Başarı ı burada yapım ekidir. Çünkü fiilden isim olmuştur. Yeni bir sözcük türemiştir. Tür değişikliği vardır. Fiilken isim olmuştur. Diğerleri ise çekim ekidir. Onun için kullanılmıştır. Cümleye zaman anlamı katan zarf fiil bu metinde kullanılmamıştır sıfatı derecelendiren miktar zarfı vardır. Ağır durumlar sıfat tamlaması, nasıl durumlar, ağır durumlar, niteleme sıfatı. Ne kadar ağır? Daha ağır. Burada miktar zarfıdır, derecelendirmiştir. Onun için doğru. Cevap D seçeneği. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakalım kolaylaştırmıştır yüklem. Kolaylaştıran ne? Bir kağıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen alfabedeki harflerin, sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtilebildiği bir alfabesi. Buraya kadar olan kısımda da özne. Çünkü bu bir sözcük grubudur. Bölemeyiz. Peki bu alfabe neyi kolaylaştırmıştır? Görme engellilerin hem okumayı hem de yazmayı öğrenmesini. Buraya kadar olan kısımda neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Niçin kolaylaştırmıştır? Parmaklarının altından geçen harfleri kolaylıkla hissetmelerini sağladığı için. Buraya kadar olan kısımda zarf tümleci. Nasıl kolaylaştırmıştır? Hiç tahmin edilemeyecek seviyede kolaylaştırmıştır. Yine zarf tümleci. Yani özne, zarf tümleci, belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem. Cevap A seçeneği. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Doğru. Daha önceki senaryoları ile bu filmdeki senaryo karşılaştırılmıştır. Çünkü bu filmde ise Farklı bir yol izledik deniliyor. Yani önceki senaryolarında daha çok karakter üzerinden yola çıkılırken burada aileden yola çıkarak bir senaryo oluşturmuşlar. Bir karşılaştırma söz konusu. Bir durum gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Evet, neden aileyi seçtiklerini gerekçesiyle birlikte vermişlerdir. Çünkü hepimizin meselesi ve derdi olduğu için aileyi seçtik diyor. Okur sorularla belli bir düşünceye yönlendirilmiştir. Hayır burada sorular var. Fakat bu soruları bizi yönlendirmek için sormuyorlar. Senaryoyu oluştururken bu soruları soruyorlar. Yoksa bizi yönlendirmek için değil. Benzetmeden yararlanılmıştır. Evet burada aile yaramaz bir o kadar da zeki öğrenciye benzetilmiştir. Öğretmenin baş belası olan onun için doğru. Söz edilen bir durum örneklerle somut hale getirilmiştir. Evet, hem öğrenci örneği hem de burada aileler, komşular derken somutlaştırılmıştır. Doğru. Cevap C seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci cümlenin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur. Doğru. Etmenlerden biri derken yüklem belirtili isim tanımlaması şeklindedir. Çünkü etmenlerin biri bazen ilgi olan in ekinin yerine den kullanılabilir. Onun için doğru. İkinci cümlenin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir. Bakalım. Oluşturuyor burada yüklemimiz. Fakat Sadece oluşturmak fiili şimdiki zaman eki almış yor. Eğer birleşik zamanlı olsaydı yordu gibi ya da yormuş gibi ek fiil alırdı ikinci zaman olarak. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Onun için yanlış. Üçüncü cümlede çekimli eylem kullanılmamıştır. Doğru. Üçüncü cümlenin yüklemine baktığımızda ve cümlenin diğer kısımlarında çekimli eylem yok. Fazladır isim, burada ek fiil. Onun için doğru. Dördüncü cümlede şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş eylem vardır. Bakalım. Evet taşımak fiiline yor şimdiki zaman gelmiş. Doğru. Beşinci cümlede isimden türemiş olan çekimli eylem vardır. Bakalım amaç isim amaçlamak amaçlanmak Fiil isimken fiil olmuş. Türemiş. Yo şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş. Onun için doğru. Cevap B seçeneği. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Hayatının derken kent hayatı, ı burada iyilik ekidir. Nın ise hayatının tekrar ilgi eki almıştır. Onun için birinci sözcük iyilik ve ilgi eki almıştır. Doğru. İkinci sözcük yönelme hal eki almıştır. Modanın ortaya çıkması derken ortaya a yönelme hal ekidir. Doğru. Üçüncü sözcük geliş zaman eki almıştır. Hayır. Basının tüketilebilir bir şey haline gelmesi derken burada ır ir sıfat fiil ekidir fiilimsi yapmıştır. Yani çekimlenmiş fiil değildir. Geniş zaman değildir. Onun için yanlış. Dördüncü sözcük isim fiil eki ve iyilik eki almıştır. Bakalım insanların tüketmesi derken mame, maışmak isim fiil eki. İnsanların tüketmesi derken si burada i, iyilik ekidir. Doğru. Beşinci sözcük ek fiil almıştır. Evet isme gelmiştir. Zorundaydı derken dı burada ek fiildir. Doğru. Cevap C seçeneği. Bu sözleri söyleyen bir yazarın edebi yönüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Bir yapıtının planını ortaya koymadan önce daha önce yazmış olduğu eserleri incelemek genel özelliğidir. Evet, incelediği bir şeyler var. Fakat daha önceden yazmış olduğu eserler değil, aldığı günlük notlardır inceledikleri. Günlük şeklinde küçük notlar eleştirel. Onun için bunu söyleyemeyiz. Eserlerinin asıl yapı taşını günlük yaşamında karşılaştığı olaylar ve zorluklar oluşturmaktadır. Evet, Ara sözde bu ifade ediliyor metinde. Her sanat yapıdı birbirini izleyen ufak güçlüklerin çözümlerinin toplamından ya da ürünlerinden başka bir şey değildir deniliyor. Onun için bunu söyleyebiliriz. Gün yüzüne çıkan yapıtları özverili bir çalışmanın değil, yaşanmışlıkların ürünüdür. Hayır, gün yüzüne çıkan yapıtları için ne kadar çok çalıştığını metnin başında ifade ediyor. Asıl kitaptan henüz tek satır yazmadım daha. Yine de çok çalıştım. Her gün durmamacasına düşünüyorum onu. Çok tuhaf bir biçimde çalışıyorum üstelik. Sonra bakın nasıl diyor onu anlatıyor. Yani yaşanmışlıkların ürünüdür ama yapıtları ayrıca özverili bir çalışmanın da ürünüdür. Bunu söyleyemeyiz metne göre. Yapıtlarını oluşturma sürecindeki fikir sancısı İnsanlara yaşanmışlıkları daha iyi anlatabilme düşüncesinden kaynaklanır. Metinde böyle bir neden-sonuç ilişkisi kurulmamıştır. Bunu söyleyemeyiz. Gerçek hayattan alınmış konuları kendi düşüncelerini işin içine katmadan olduğu gibi okura sunmaktadır. Hayır, böyle bir şey ifade edilmiyor. Cevap B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Ön söz ayrı yazılır çünkü herhangi bir anlam değişimi söz konusu değildir. Doğru. Tuz ruhu ayrı yazılır. Ayrı yazmış. Doğru. Yapboz bitişik yazılır. Bir oyuncağın adı olmuş çünkü. Doğru. Gözde mevi ev sözcüğü ile oluşturulan Birleşik sözcükler bitişik yazılır. Doğru. Burada bayram üstü bitişik yazılır, ayrı yazılmış. Bir yanlışlık söz konusu. Çünkü alt, üzeri ve üst sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler somut yer adı bildirmiyorsa ve bu sözcükler ikinci sözcük olarak yer alıyorsa bitişik yazılır. Burada ayrı yazmış. Çünkü bayram üstü somut bir yer bildirmiyor. Yanlış. Cevap D seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir köşe yazarının özelliklerinden biri olamaz? Metne baktığımızda iyi bir köşe yazarının özellikleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Dile getirdiği düşüncelerin okurları tarafından önemli görülmesini sağlamak metinde bu ifade ediliyor. Önemli olan davasını halkın önemsemesini sağlamaktır deniliyor. Doğru. Yazmış olduğu köşede bir şeyler yazmak için değil, yazılarını topluma faydalı olması için kaleme almalıdır. Bu da ifade ediliyor. Topluma hizmet etmesi gerektiği vurgulanıyor yazılarıyla. Halkın duyup da anlayamadığı ya da yanlış anladığı bazı durumları anlaşılır kılmak. Evet, Sadece vatandaşın araştırıp bulamayacağı ya da üzerinde hiç düşünemeyeceği konuları deşen, eleştiren, iyi gözlemciler olması beklenir deniliyor. Doğru. Düşüncelerini savunurken gelecek olan baskıları ve zorlamaları dikkate almamak metinde böyle bir ifade yer almıyor. Köşesini birilerini incitmek, birilerinden intikam almak için asla kullanmamak bu da ifade ediliyor. köşesinin gücünü kendilerine verilmiş bir imtiyaz gibi değil deniliyor. Onun için söyleyebiliriz. Cevap D seçeneği. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Metne baktığımızda bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verilmektedir. Kara ölüm diye bilinen vebanın çağın vebası denilen AIDS'e çare olması karşılaştırma anlatım yöntemine başvurularak metinde verilmiştir. Cevap A seçeneği. Bu diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Muhabir soruyor, bilim insanı ise cevap veriyor. Birinci cevabında bu mesleği seçmesinde babasının mesleğinin etkisinin olduğunu ifade ediyor. O zaman soruda şöyle bir ifade yer almalı. Mesleğinizi seçmenizde babanızın mesleği etkili oldu mu gibi. İkinci cevaba baktığımızda ise endotelin blokarı ile ilgili bilgiler veriliyor ve deniliyor ki maalesef bu ilaçların üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen halen bu konuda daha etkili tedavi yöntemleri ortaya konmadı. Fakat yeni tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ediyorlar diyor. O zaman soruda da bu alanda yapılan çalışmaların yakın gelecekte ne gibi katkıları olacak, herhangi bir gelişme var mı gibi ifadelerin yer alması gerekiyor. Cevaplara bakarak bulduğumuz sorular en seçeneğinde yer almaktadır. Babanızın mesleğinin, sizin şu andaki mesleğiniz ve bölümünüz konusu da etkisi olmuş mudur? Evet, olmuş. Neden? Çünkü onu deneyler yaparken, araştırma kitapları, teknik kitapları okurken izlerdim. Ben de araştırmacı olmaya karar verdim diyor. İkinci soruda ise yakın gelecekte bizi endotelin tabağında ne gibi tedavi yöntemleri bekliyor? Bu konuda herhangi bir gelişme var mı diye soruyor. Cevapta ise maalesef diyor. Araştırmalar var ama çok ciddi gelişmeler yok deniliyor. Cevap E seçeneği. Bu parçada yazar Altı çizili sözle söz konusu yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemektedir? Bakalım. Bazı kitaplarda anlatıcının sesinde daha önce okuduğumuz birçok karakterin sesini duyarız. Nasıl yani? Bunu daha önce okumuştum deriz. Aynı karakter, aynı ses. Neden? Kendi hikayesi kadar Okuyarak kat ettiği bir dil dünyasına davet eder okurunu. Yani diğer yapıtlardaki eserlerdeki karakterlerden de esinlenir, etkilenir. Onları kendi eserine, dil dünyasına taşır. Seçeneklere bakalım. Konu ve üslup olarak tam bir özgünlüğe ulaşamamış bir eser oldu. Bu ifade edilmiyor. Kahramanların çoğunun günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sıradan kişilerden oluştu. Hayır, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sıradan kişiler değil. Daha önceki okuduğumuz eserlerde karşılaşabileceğimiz karakterler yer alıyor. Bunu daha önceden okumuştum diyoruz. Onun için bu da değil. Eserdeki karakterlerin farklı yapıtlarda da karşılaştığımız genel özelliklere sahip karakterler olduğunu, evet, altı çizili kısımda bu anlatılmak isteniyor. Eser karakterlerinin her insanın hayatında daha önceden karşılaştıkları kişileri anımsattığı. Hayır. Hayatımızda daha önceden karşılaştığımız kişiler değil. Bazı eserlerde okuduğumuz kişiler. Onun için bunu da söyleyemeyiz. Daha önce okunmuş olan eserlerdeki kahramanların bu eserde farklı isimlerle verildiği. Hayır, farklı isimlerle verildiğini anlatmıyor. Cevap C seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metne genel olarak baktığımızda Türk dizilerinin beğenildiğine dair ifadeler yer almaktadır. Burada bir şirket yetkisine bir soru soruluyor ve onun cevabı burada yer almaktadır. Bizden o cevabı metne uygun bir şekilde bulmamızı istiyor. Metinde Türk dizilerinin beğenilmesi anlatıldığı için Cevapta da bu dizilerin beğenilmesiyle ilgili ifadelerin yer alması gerekmektedir. A seçeneğine baktığımızda Türk dizileri birçok ülkede yayınlanan yabancı dizilere göre daha fazla beğenilmekte ve daha fazla seyirci tarafından beğeniyle izlenmektedir. Yani cevap bu olabilir. Diğerlerine bakalım. Her ne kadar inkar etseler de Türk dizileri diğer ülkelerin dizilerinden daha fazla kar sağlıyor. Hayır. Metinde ne kadar kar ile ilgili bilgiler verilmiyor. Ne kadar çok beğenildiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Onun için bunu söyleyemeyiz. Yine C seçeneğinde bir araştırmadan bahsediliyor. Türkiye'nin daha çok tercih edildiğini çeviri dizilerde. Fakat böyle bir araştırma ve sonuç metinde yer almıyor. Batılı ülkelerden çeviri olarak kendi halkına sunduğu dizilerin kalite açısından son derece kötü olduğunu görmekteyiz. Yine batılı ülkelerle ilgili böyle bir bilgi metinde verilmiyor söyleyemeyiz. Bizler kendi dizilerimizi çeşitli yönlerden eleştirsek de batılı ülkelerin bizim dizilerimize olan ilgisi çok yüksek. Yine bizim bizim dizilerimize batılı ülkelerin ilgisinin çok yüksek olduğu metinde ifade edilmiyor. Genel olarak dünya çapında beğenildiği ifade ediliyor. Onun için cevap A seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Metne baktığımızda bazı Avrupa ülkelerindeki sakatata yöneliş anlatılmaktadır. Ete göre daha ucuz ve uygun olduğu için ekonomik nedenlerle sakatata bir yöneliş var. Kullanımında artış var, tercih edilmesinde. Fakat ülkemizde aynı durum söz konusu değil deniliyor. Bu işletmelerin azlığından bahsediliyor. Ayrıca ürünlerin biraz pahalı olduğu vurgulanıyor. Seçeneklere baktığımızda bazı internet siteleri sakatat tüketimin artmasıyla bu ürünlerin yemek tariflerini yayınlamaktadır. Doğru. Dana dili, yürek kebaplı, kolay tariflerle sakatatı modernleştirmeye çalışıyor bazı internet siteleri deniliyor. Doğru. Avrupa ülkelerinde ekonomik nedenlerden dolayı et yerine sakatat daha fazla tercih edilmektedir. Evet, burada Fransa ve İngiltere örnek verilmiş. Fransa'da geçen Eylül ve Ekim aylarında sakatat satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarken et satışları %2.6'ya düşmüştür. Nice zamandır da yüz vermeyen Fransızlar daha ucuz diye kelle paçaya yönelmişlerdir deniliyor. Onun için bunu söyleyebiliriz. Doğru. Bazı Avrupa ülkelerinde sakatata ilginin artması modern internet satışlarında hareketlendirmiştir. Evet, bu da metinde ifade ediliyor. Artık gazetelerde, web sitelerinde kelleden kuyruğa yemek modası uygun yemek tarifleri var. Yine e, bu eğilimden cesaret alıp internet kampanyası başlatıldı deniliyor. Onun için bir hareketlik söz konusu doğru. Sakatatın ucuz olması ülkemizde de sakatat ürünlerine ilgi artırmıştır. Hayır tam tersi birkaç işkembeci ve kelle paçacı var deniliyor. Yani bizim ülkemizde ilgi artmamış. Tam tersi sayının azlığı ifade ediliyor. Onun için bunu söyleyemeyiz. Ülkemizde sakatat ürünleriyle yemek yapan işletme sayısı azalmaktadır. Evet. Bu ifade ediliyor son cümlelerde söyledik. Doğru cevap D seçeneği. Bu parçaya göre toprak kirliliğinin önlenmesinin aşağıdaki olumsuz durumlardan hangisini engelleyebileceği söylenebilir? Metne baktığımızda toprak kirlenmesiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Olumsuz etkileri ve nelerin sebebiyet verdiği anlatılmaktadır. A seçeneğinde binlerce balığın zehirlenmesi ifadesi yer alırken B seçeneğinde ise yaşanan mevsim kuraklığından bahsediliyor. Fakat metinde her ikisi de yer almıyor. Onun için bunları söyleyemeyiz. C seçeneğine bakalım. Sebze ve meyvelerin zaman içinde tüketilmeyecek şekilde genel özelliklerinin bozulmasını engelleyebileceği söylenebilir. Neden? Çünkü metinde bundan bahsediliyor. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar deniliyor. Demek ki toprak kirliliğini önlersek bu değişimi de önleyebiliriz bitkilerde. Onun için doğru. Meyve veren ağaçların belli bir yıldan sonra verimsiz hale gelmesini metinde böyle bir bilgi yer almıyor. İnsanlar için hayat kaynağı olan suyun tarımda kullanılmasıyla su kaynaklarının azalmasını engelleyebileceği hayır metinde böyle bir bilgi yok. Onun için cevap C seçeneği. Bu köşe yazısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Yaşanan bir değişim öznel ve nesnel ifadelerle dile getirilmiştir. Evet, birinci cümlede bu değişim dile getirilirken hem nesnel ifadelere hem de öznel ifadelere yer verilmiştir. Onun için doğru. Yaşanan değişimin olumlu neticeleri kanıtlanabilir ifadelerle ortaya konmuştur. Hayır, olumlu neticeleri ifade edilmiştir ama kanıtlama çabası ya da kanıtlayacak ifadeler yer almıyor metinde. Bunu söyleyemeyiz. Günlük yaşamla ilgili çeşitli ifadelere yer verildi. Evet, günümüz dünyası, kullanılan teknolojik aletler, yine eğitim, öğrenci. Ayrıca akıllı telefonlarla büyüyen nesil derken günlük yaşamla ilgili ifadelere yer verilmiştir. Bazı durumların değişimiyle ilgili somut bilgilere yer verilmiştir. Son cümlede bu yer almaktadır. Somut bilgiler değişimle ilgili. Onun için doğru. Bazı durumlar niteleyici sözlerle birlikte ifade edilmiştir. Evet. Örneğin nasıl cep telefonları 7/24 yanımızdan ayırmadığımız cep telefonları. Yine nasıl bir nesil ekran ve akıllı telefonlar ile büyüyen nesil yani niteleyici ifadeler kullanılmıştır. Cevap B seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin Anadolu'nun dikkat çekici bir coğrafya olmasının nedenlerinden biri olduğu söylenemez? Bakalım. Kültür zenginliği metinde yer almaktadır. Kültür çeşitliliği derken kültür zenginliğinden bahsetmektedir. Doğru. Coğrafi konumu ilk cümlede anlatılmaktadır. Avrupa kıtasından Asya kıtasına bir köprü görevi gören Anadolu denilmektedir. Coğrafi konumu ifade edilmiş. Tarihi zenginlikleri evet birbirinden farklı ya da devam niteliğinde olan birçok uygarlığı bünyesinde barındırmıştır. Burada tarihi yönü ifade edilmiştir. Doğru. Kültürlerin birbiriyle uyumu anlatılmıştır. Bu kültür çeşitliliğinin kendi içerisinde barındırdığı zıtlıkların bir uyum içerisinde bulunması derken bu uyum ifade edilmiştir. Yalnız metinde yeraltı zenginlikleri ifade edilmemiştir. Cevap E seçeneği. Bu parçada Orta Doğu bölgesi ile ilgili olarak yukarıdaki konulardan hangilerine değinilmemiştir? Bakalım. Devletler arasındaki güvenlik sıkıntılarının nedenleri ifade edilmiş. Bölgede tarihsel süreç içinde yaşananlar devletler arasında güven bunalımına neden olmuştur. Yani tarihsel süreç içerisinde yaşananlar neden olarak burada ifade edilmiş. Sorunların hiçbir dönemde azalmama nedenleri ilk cümlelerde bu anlatılıyor. Orta Doğu bölgesi tarihsel olarak sürekli çatışmaların ola geldiği kırılgan bir yapıya sahiptir. Neden? Savaşlar, petrol kaynakları, bunun paylaşımı, sınırlar gibi sorunlar yüzünden hiçbir zaman azalmamıştır. Yaşanan savaşların genel nedenleri burada ifade edilmiş. Orta Doğu altında etnik, dinsel ve tarihsel unsurlar yatan savaşlar yaşamaktadır. Yani üç tane neden burada ifade edilmiştir. Sınırların kesin olarak belirlenememe nedenleri, evet sınırlar sorun olarak verilmiştir ama kesin olarak belirlenememesinin sebepleri, nedenleri ifade edilmemiştir metinde. Bunu söyleyemeyiz. Hangisine değinilmemiştir deniliyor? Yalnız 4. Cevap E seçeneği. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım edebiyat tarihi tarih biliminin geniş kapsamlı bir koludur. Bir milletin tarihi seyrinin eksiksiz takip edilmesi için edebi eserlerinin de incelenmesi gerekir. Bu bakımdan tarih bilimini ve edebiyat tarihini birbirinden tamamen ayrı iki kol olarak düşünemeyiz. Onun için her iki alanın kendi içinde ayrılmaz bir bütün olduğunu görmekteyiz deniliyor metinde. Yani tarih bilimi ile edebiyat tarihi bir bütündür, birbirlerine yardım ederler, A seçeneğine baktığımızda tarih bilimi ve edebiyat tarihi birbirinden ayrı bir kol olarak düşünülemeyen, birbirinin tamamlayıcısı olan alanlardır denilmektedir. Yani metinde asıl anlatılmak istenen burada verilmiştir. Cevap A seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Yer kabuğundaki evhaların hareketlenmesi sonucu oluşan depremler fay hatlarının oluşmasına neden olur. Evet. Beşinci cümleye kadar depremlerin oluşumu ile ilgili bilgi verilirken 5 cümlede fayların oluşumu ile ilgili bilgi verilir. Onun için doğru. Yer kabuğundaki levhalar arasındaki hareketlilik hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Evet, üçüncü cümlede bu anlatılıyor. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir denilmektedir. Doğru. Bir noktada levhaların hareketlenmesi daha uzakta bulunan bölgelerde depreme neden olabilir. Evet, dördüncü cümlede bu ifade ediliyor. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem dalgaları ortaya çıkar. Onun için doğru. Fay hatlarının yeryüzünde fark edilmemesi arazi yapısının engebeli olmasından kaynaklanır. Hayır, metinde böyle bir ifade yer almamaktadır. Arazi kırıklarının çevresindeki tabakaların birbirine doğru hareket etmesine daha önce birikmiş olan enerji neden olur. Evet, 5. cümlenin sonunda bu anlatılmaktadır. Onun için doğru. Cevap D seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci cümlede bir kavramın tanımı yapılmıştır. Hayır. Birinci cümlede herhangi bir tanım yoktur. Sadece depremlerin oldukları yerlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Onun için yanlış. İkinci cümlede bir olayın oluşabilmesinin koşulu verilmiştir. Evet. Hareketlerin oluşabilmesinin koşulu burada ifade edilmiştir. Nedir? itilmekte olan bir levha ile bir de levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman aşıldığında aşıldıkça aşılırsa gibi ifadeler getirebiliyoruz. Koşuldur burası. Aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Onun için koşul cümlesidir. Doğru. Üçüncü cümlede nicel anlamlı bir ifade kullanılmıştır. Bakalım üçüncü cümleye. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir derken çok kısa bir zaman birimi dakikalarla ifade edilebilir. Onun için doğru. Dördüncü cümlede bir önceki cümlenin sonucu verilmiştir. Evet, ne olur bunun sonucunda? Çok uzaklara kadar yayılabilen deprem dalgaları ortaya çıkar deniliyor. Beşinci cümlede bir sözcük anlamıyla birlikte verilmiştir. Evet, fay sözcüğü anlamıyla birlikte verilmiştir. Nedir? Arazi kırıkları, onun için doğru. Cevap A seçeneği. Bu parçaya göre feci toplumsal olaylar karşısında edebiyatın ilk anda sessiz kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Metne baktığımızda bu son zamanlarda çok dile getirilen bir şey. Feci bir toplumsal olay karşısında kalemin susması, bir şeyler yazmanın imkansızlığı denilmektedir. Neden? zor, neden imkansız? Bunu açıklayacak şimdi edebiyatın neyi anlattığından çok nasıl anlattığının önemli görülmesi bu durumlarda istemsizce fren yapmasına neden oluyor. Yani içerikten çok üslup önemsendiği için edebiyatta neyi anlatmaktan çok nasıl anlatılacağı kaygısı istemsizce bir fren oluşturuyor. Seçeneklere baktığımızda yaşanan gelişmelerin anlatılmasında üstlük kaygısının yani nasıl anlatılması gerektiği kaygısının yaşanması onun için cevap C seçeneği. Bu parçada yazarın sorduğu sorular ile durumlarından hangilerini ortaya koymaya çalıştığı söylenebilir. Bakalım edebiyatın toplumsal olaylara nasıl bir etkisinin olduğu. Hayır, metinde edebiyatın toplumsal olaylara etkisi değil, toplumsal olayların edebiyata etkisi üzerinde durulmuştur. Onun için bunu söyleyemeyiz. Toplumsal olaylara edebiyatın nasıl yaklaştığı. Evet, sorularda bu yer alıyor. Mevcut toplumsal kriz ve felaketler içerisinde edebiyat, yazı nerede durur? Bir felaket döneminde yazmaya devam etmek mümkün müdür? Anlatılmaz derecede feci olan şeyleri edebiyat nasıl anlatır? Nasıl yaklaşır? Onun için bunu söyleyebiliriz. Edebiyatın toplumsal olayları anlatırken nasıl bir teknik kullanacağı son soruda bu ifade ediliyor. Anlatırsa hangi yolları izler? Yani hangi teknikleri kullanır? Edebiyatın bir toplum için ne anlama geldi? Hayır, sorularda bu yer almıyor. 2 ve 3. Cevap C seçeneği. Bu parçada küçük ağ romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bakalım hangi konulara değindiğini. Evet, bu ifade ediliyor. Kurtuluş Savaşı yıllarımızı anlatan bir romandır. Ülkenin içinde bulunduğu durum, halkın içinde bulunduğu durum. Konu olarak romanımızda yer almıştır. Anlatımında nasıl bir yol izlendiğine değinilmiştir. Tarık Bora eserini oluştururken ülkenin içinde bulunduğu zıtlıkları vermiştir. Ne gibi? Bir yanda cesaret, asalet ve kahramanlık fedakarlığıyla öne çıkan Anadolu insanı varken, diğer yanda yokluk, savaş, sefalet, yorgunluk, ayrıca ihanet içerisinde olan vurguncular, fırsatçılar, çeteciler, azınlıklar, yani bu zıtlıklarla bir yol izleyip eserini oluşturmuş. Esere konu olan dönemin özelliklerine değinilmiştir. Yokluk, savaş, sefalet ve yorgunluk yıllarıydı deniliyor. Yine öyle bir dönem ki 600 yıllık bir imparatorluk ile doğmak üzere olan yeni bir tarihin arasında kalındığı günlerde deniliyor. Yani o dönemin özellikleri verilmiş. Üslubundaki başarısına değinilmiş. İstanbullu hoca ekseninde anlatılan müthiş bir hikayedir deniliyor. Yine sefalet ve yorgunluk yıllarını başarıyla işlemiştir deniliyor. Onun için doğru. Yalnız gerçekçi ve nesnel bir anlayışla yazıldığına dair metinde herhangi bir ifade yer almamaktadır. Cevap E seçeneği. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Karşıt durumlar bir arada verilmiştir. Doğru. Mesela Tarık Buğra eserinde yokluk, savaş, sefalet, yorgunluk yıllarını başarıyla işlemiştir. Buna karşılık cesaret, asalet, kahramanlık günleri olan bu günler denilmektedir. Onun için doğru. Öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır. Hayır. Burada Tarık Buğra'nın Küçük Ağa adlı eseriyle ilgili açıklayıcı bir anlatım vardır. Öyküleme anlatım biçimi kullanılmamıştır. Niteleyici ifadelere yer verilmiştir. Doğru. Nasıl bir hikaye? Müthiş bir hikaye. Nasıl işlemiştir? Başarıyla işlemiştir. Dolayısıyla kullanılmıştır. Doğru. Deyimlerden yararlanılmıştır. Evet. Kol gezmek. Yine canına kastetmek. Kullanılmıştır. Öznel ifadelere yer verilmiştir. Evet, mesela Tarık Buğra'nın eseri için "İstanbullu Hoca ekseninde anlatılan müthiş bir hikayedir" derken öznel bir ifadedir. Bunun gibi kişisel yorum içeren ifadeler vardır. Onun için doğru. Cevap B seçeneği.